Pompalı tüfekle dehşet saçlı gözünü kırpmadan tetiğe bastı. Cinayet zanlısı babasıyla birlikte kaçarken film gibi operasyonla 6 saat geçmeden yakalandı. Başkentteki cinayet güvenlik kamerasına da takıldı. Katil zanlısının ilk ifadesinde anlattıklarıyla cinayet görüntüleri arasında çok büyük fark vardı. İşte o cinayetin perde arkası. Cinayet zanlısının kaçışı işte böyle sona erdi. Bu da birkaç saat önce işlediği cinayetin görüntüsü. Yer Ankara Çayyolu, saat 23.30 sıraları. Görüntüde yol kenarında oturup alkol alan iki kişi var. Hemen karşılarında bir araç durdu. O araçtan iki kişi indi. Elinde pompalı tüfek olan kişi Uğurcan Yasandı. Pompalı tüfeği onlara doğrulttu ve tehditler savurdu. Aslında başka birisini arıyordu. Korkulan da oldu. Tam o sırada aradığı kişi Aydın Sümer aracıyla olay yerine geldi. İddiaya göre aralarında husumet vardı ve iki gün önce de kavga etmişlerdi. Zanlı şoför koltuğunda oturan Sümer'e önce ateş etti. Ardından da araca tekme attı ve tekrar tetiğe bastı. Saniyeler içinde cinayeti işleyen de olaya tanık olanlar da hızla kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Sümer ağır yaralıydı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri ulaşana kadar hayatını kaybetti. Ankara Cinayet Büro dedektifleri hiç zaman harcamadan işte bu görüntülerden cinayeti işleyen zanlıyı belirledi. Araç takibi alındı. O aracın Konya'ya doğru ilerlediği öğrenildi. Film gibi takip başladı. Sümer silahlı olduğu için Ankara-Konya yolu üzerinde polis önlem aldı. Ve takipteki aracın kontrol noktasına girmesi sağlandı. Operasyon yapıldı. Pompalı tüfekle Sümer'e vuran Uğurcan Yasa'nın yanındaki de babasıydı. Kıskıvrak yakalandılar. Uğurcan Aysan ilk ifadesinde görüntülerin aksine aralarında bir tartışma olduğunu, 15-20 araçla Sümer'in geldiğini ve kendisinin de ateş ettiğini söyledi. Ama olay hiç de onun söylediği gibi değildi. Baba oğul cinayet büro ekiplerinin operasyonuyla 6 saat bile geçmeden yakalandı. Cinayet çözüldü. Baba oğul şimdi yargı karşısında hesap verecek.